Bulduklar hepiniz. Mr. Mayor, we recognize your important actions in this aforementioned. We are certain these important actions will ensure peace at home, peace in the world. Mücadele eden barış severleri ve eskiden bugüne barış savunucusu olan belediye yönetimlerini çok değerli buluyorum. Atamızın vefatının 84. yıl dönümüydü. O, savaşın hemen ardından yurtta sur, cihanda sur sözünü yeni cumhuriyetin temel politikası haline getirdi. İradesini daima dünya halkları arasındaki barışı büyütmekten yana kullandı. Mustafa Kemal Atatürk yalnızca savaşanların değil, barışların da kahramanıdır. Deniz Eros'un kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiş olması bunun en açık kanıtıdır. Değerli konuklar, İzmir 8500 yıldır rengi, dili, inancı, kimliği ne olursa olsun farklı kültürlerin birbirine saygı gösterdiği, uyum içinde yaşadığı bir barış şehri olmuştur. Şehrimiz tarih boyunca Avrupa ve Asya arasında adeta bir kalp işlevi görmüş, Akdeniz'e yaşam veren bu kalp bugün de aynı coşku ve aşkla atmaya devam ediyor. Bu sayede İzmir'in köylerinde, caddelerinde, sokaklarında, dağları ve kırlarında müthiş bir uyum kültürü yaşıyor ve yeşeriyor. Bu kültür Akdeniz'in ortak ruhu olan uyumun tarifidir. Biz Akdeniz'in hasıl uyum kültürüne dönüşsel kültür diyoruz. İzmir'deki tüm çalışmalarımızı birbirimizle, doğamızla, geçmişimiz ve gelişimle uyumlu esas olarak hayata geçiriyoruz. Barış hemen şimdi diyen bizlere düşen üç temel görev olduğuna inanıyorum. Birincisi, bizlere bırakılan barış mirasını sahiplenmek ve vicdan terazimizi daima barıştan yana tutmak. İkincisi, elimizdekiyle yetinmeyi bilmek. Çünkü savaşlar gözü dönmüş bir hırsla daima fazlasını istemekten doğuyor. Ve üçüncüsü, birbirimize güvenmek. Tüm bunlar ancak bizi bir arada tutan o yegane unsura, doğamızdan gelen o çok güçlü iksire, yani uyuma sarılmakla mümkün. Bizler önümüzdeki tüm zorluklara rağmen Büyük Akdeniz Barışı'nı ilelebet koruyacağız. Ve bu barış coğrafyanın sembolü olarak zeytin ağacı gibi ölümsüz olacak. Yaşasın barış diyoruz, zeytin ağacı diyoruz.